Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Biliyorum çoğunuz FS falan istiyor, yorumlarda artık doldurmuştunuz ağzına kadar. Onun videosunu da atacağım ama bugünün konusu The Division 2. Şu anda açık beta'da, bugün maalesef ki son günü. Ben 2 gün önce indirmeme rağmen ancak bugün oynama fırsatı buldum. Onu deneyimliyor olacağım. Ne kadar saati oynatabiliyor onu bilmiyorum ama direkt size The Division 2'nin ilk 30 dakikası tarzında bir video yapacağım. Direkt başlatacağım. Dili direkt Rusça olsun diye Rusça yaptım ama sanırsam açık beta'da daha demo kısmı gibi olduğu için tam olarak Rusça dilini vermiyor. Sadece arayüz Rusça şu anda, o sebepten ötürü. The Division 2 başlıyoruz. Birden sonra ne kadar değişti? Biri ben oynadım. Şu anda 10 saatin üzerinde oynamıştım. Hatta yeni yeni canlı yayında arkadaşım Berk'le beraber The Division oynuyoruz. Aralarda giriyoruz. The Division 2'yi de hayırlısıyla oynamak istiyorum. Sağ olsun sponsorum Kinguin bu oyunu da bana sağlayacak. Normal şartlarda alamayacağım çünkü çok çok pahalı bir oyun. Ama bu oyunda deneyimliyor olacağım, hepsini canlı yayında. Hikayesi var genelde, birde de var ama öyle çok amşam değil. Genel olarak kendi başınıza ilerlediğiniz bir oyun ve bu sorun da maalesef ki mevcut. Dün de belli bir müddet giremedim, şimdi de giremiyorum. Bazı zamanlarda giremiyorsunuz, serverlarıyla alakalı bir durum. Bak şimdi de yükleniyor. Yani bunu tekrar tekrar denemeniz lazım. Dün girdiğimde misal ben defalarca denedim, böyle bir açık bıraktım yarım saat kadar. Aralarda denedim, olmadı. Sonra kapadım, bir iki saat sonra gelip açtım. Ondan sonra oldu. Bazen işe yarıyor dediğim gibi, bazen de işe yaramıyor. Yükleniyor hele şükür. EQ. EQ'lar bu sefer farklı. Aha yüzde kal, devam edecek inşallah. Yes. Tamam, bildiğimiz şeylermiş. Aa, space yapmışlar. Aynı eskisindeki gibi. Flash priority. The base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Tamam. Bir saldırı gerçekleşmiş. Ele geçiriyorlar alanımızı ve ellerinde de iyi insanlar var diyor. Rehin almışlar. Acilen yakındaki ajanlar yardıma gelsin diyorlar. Hemen ayarlardan bahsedeyim size. Parametre miydi lan? Settings. Sanki öyle değildi ya. Swoist'a da oluyordu bazen. Şuradan grafik... Her şey maksimumda olduğunu göstermek istiyorum size. Aa, DirectX 12'de varmış. Şu an bu gördüğünüz grafik ayarları, her şey maksimumdaydı. Ben girmeden önce ayarlamıştım dün onu da. Standart. The Crew 1'i oynadıysanız zaten her şey aynı. Yapay... Bak bak bak. Hayda, orada bomba... Adam... Bu sanırsam... bu yaşıyordu galiba. Biraz sürpriz oldu ama olsun. Restock yerler oluyor bazen. Mermileriniz bittiği zaman almalık. Gayet keyifli yani. Bak, bahsettiğim kutulardan bir tanesi bu. Restock burası. Atmosferi güzel ama hala böyle tam grafik olarak, White House'a saldırıyorlar. Grafik olarak sanki daha iyi olabilirmiş de olamamış gibi duruyor. Kötü değil, yanlış anlamayın, çok güzel grafikleri. Ama daha da zorlayabilirlerdi. Seviye 1 bunlar. Al sana behind. Atma lan. Kendini patlattı salak. E patlamadı mı? Can 1'de kendisi doluyordu otomatik. Yine V tuşuna basarak da canınızı... Ha, bu sefer basılı tutuyorsun. Ve full canını dolduruyormuş. Tamam. Ufak tefek değişiklikler var ama fazla değil.
Bulutlar size özel oluyor. Her şeyi alıyorum. İki kişi ilerlediğin zaman bazen, çünkü bazısına gözükmüyor lootlar. Kişiye özel loot vermiş oluyor çünkü böylece. Bailey Dom. Bayağı yıllar sonra tabi. Orası da bizim base'imiz gibi bir yer. Oyun akıyor gayet. Yani kaç FPS olduğunu şu an göremiyorum. FPS değerlerini açma tuşu var mı bilmiyorum. Lan gitmeyin, üçünüz yan yana diye ben bomba atacak. Oo, görmüşler beni. Peki abi. Başka hangi silahım var? Pistol var bir de. Ay maşallah, ne taradın be abim. Hadi geçmiş olsun. Ya şunu patlatacağım, patlatamadım bir türlü. Vuruş hissi sanki bir tık arttırılmış. Sis attılar. Sis atmayın lan. Yapay zeka da daha mı iyi acaba bilmiyorum. Bir de birazcık aptal ama güçlü oluyordu belli seviyelerden sonra. Geldim, geldim. Koş, 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 koş. Sen kime sıkıyorsun be? Ay bizim kimmiş o? Şekilsiniz ya. Çıkın bakayım meydana. Ajan geldi ya. Yolu temizleyin diyor ya. Sis koymuş, sisle insan mı kandırıyor bunlar? Operasyon bazı. Evet, bu bizim operasyon base'imiz. Operasyon binamız. Buradan her zaman olduğu gibi içinden bir dek gibi mantık. Bakayım işte, medik vardır. Savunma için belli bir bölüm vardır ve teknoloji için belli bir bölüm vardır. Bak mavi diyor, blue room. Ha, burası tabi boş. Bu bizim stok kutumuz. Bas bas bas. 6 7. 30 kere. Dur deneyeceğim lan. 30'da değil miydi ya? Normalde 30'da yapması gerekiyordu. Ben mi yanlış biliyorum ilk yardımda? Hadi 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 hayat, döndür şu kızı hayatı. Sadece merak ediyorum yani, bu NPC'lere eklenen senaryolar ne kadar ileri gidebiliyor. Bak. Kızı geri getiremedi. Hiçbir yarası da yok bari. Bir yerde yara beresi olsa yani. Neyden öldü bu kız? Çocuk üzgün. Böyle oturacak. Devamı yok işte. Rockstar olsa o ceseti aldırır. O ceseti cesetler kısmına götürttürür. Sonra başka bir işle meşgullendirir. Burada işte iki denedi olmadı. Geçti, üzülüyor, oturuyor başında. Ah diye. Bu kadar. Yani daha ileri gidebilir bu senaryo kısmı bence. This bu is you. Sensin. Welcome to DC. DC hoş geldin. I'm Manny. Manny ismim. I'm guessing the division alert brought you here. Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Bize gönderdiler, o yüzden sen geldiğine sevindim. JTF imploded, the city's ne kadar kötü durumdayız, gel bakalım diyor. Fuckheads. There are several main factions and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. Ah. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. Washington, DC. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her.
Evet, aslında benzer. Tamam tamam. Benziyor aslında. Bire göre başlangıcı en azından. Devamı ne olur bilemiyorum açıkçası. Bahsettiği şey şu. Tamam tamam. Şehir genel olarak 6 farklı bölgeye ayrılmış ve o bölgelerin geneli şu anda düşmanlar tarafında korunmakta. Özellikle de Dark Side olduktan beri, yani elektronik şeyler, networkler düşürüldükten sonra böyle her yerden savunamaz hale gelmişler. O sebepten ötürü de birçok yeri ele geçirmişler. Hala da bunları savunan normal vatandaşlar da var. Birazcık savunmaya çalışıyorlar, yeni bölgeler almaya çalışıyorlar vesaire, ama tabii ki de onların da daha fazla gücü ihtiyacı var. Ayrıca da bir tane kız var, o elini aldı ya son oyuncağı. O kız da benim gibi bir ajanmış ve burada kalan benim dışımdaki son ajanmış şu anlık, en azından bu bölgede. İstersen sen onunla bir tanış, güçlerinizi birleştirirsiniz vesaire dedi. Ama gitmeden önce tabii ki de bu lokaldeki olan satıcılardır, odur budur, bir tanış onlarla da diyor. Hey you. Evet, puan veriyormuş ve o puanlarla da ekstra bir şeyler geliştiriyoruz galiba. Perk vari bir şey, şu an beta'da olduğu için tabii neyi geliştirebiliyorum? Turret varmış, turret alırım ben. Turel, Rusça turel diyor ama turret de o benim bildiğim İngilizce'de. Himustanovka. Bu ne yapıyor acaba, hackliyor mu? Drone, ooo drone ne yapıyor, sıkıyor mu acaba? Bu ikiymiş direkt. Alayım ben bunu. Al al al. Q'ya atsın. Tamam. Nice. Çok güzel bir şey bu. Ciddi söylüyorum. Buralar biliyorum. Burası silah kısmı. Yine ekstra upgrade yaptınız. Bir de 3 bölüme ayrılıyordu. İşte bir medkit kısmı, can, genel can üzerine bir şeyler, yenilikler, perkler geliştirme. 2 teknoloji üzerine perkler geliştirme ve 3 savunma üzerine perkler geliştirmeydi. Burada birazcık daha farklıymış galiba. Açayım şunu. Bir silah daha alabiliyorum muhtemelen şu an yanıma. Tamam, buradan çıkayım, çok sıkmak istemiyorum sizi. Diğer silahım burada mı acaba? Evet, yeni görevimiz orası. Seattle. Gidelim. Silahım burada mı acaba, yoksa direkt aldı mı silahımı? I harfe bastığımızda bak şu silahın yerine yok. Yeni silah bölmesi açtı ama senden alayım, gel. Bu da satıcı. Yeni malzemeler satıyor. Kazandığınız paralarla, oyun içi paralar, bak 600 var bende. Onlarla yeni malzemeler alabiliyorsunuz. Önce tabii ki de kendi ekipmanınızı kontrol etmeniz gerekiyor bunları almak için. İşte çanta var, yelek var, maske var, silah malzemesi, yedek parçalar tutacağın yer var ekstra. Bunlara bakıyorsun, buradan satış yapıyorsun. Benimki misal seviye 1 şeyde, koruması da 439'muş. Bak bunun 630 daha iyi aslında, ben bunu alabilirim misal. Direkt. Evet, direkt alayım. Wow. Thanks for the business agent. Bunu da şimdi satabilirsiniz. Tabi isterseniz de parçalayabiliyorsunuz. Ama paranız çok fazlaysa. Yoksa olmaz. Bunu da sattım. Bu da sattığımız yer. Burada gözüküyor oyunu. Hocam bir dakika. Şu çantayı bir aktifleştireyim ben burada. Aa, bir tane daha varmış bende. Tamam. Aslında zaten oynadıkça sürekli size çıkıyor bir şeyler. Onlarla da idare edebiliyorsunuz. Ben bunu da satayım. Peki abi. Bir tane daha böyle silahın yok mu? Dur. Bir kişi daha çağırıyor. Onda mıdır silah ya? Silahşör yok mu? Neyse gideyim. M4'te idare edeceğim artık.
The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable. Tamam, rahat ol. Onlar basit olur. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Hallederiz, rahat ol. Yapay zekanın her zaman belli bir seviyesi vardır. O seviyesinin üzerinde olmadığı sürece sizi çok fazla zorlamaz. Sizin seviyeyle genelde eşdeğer gider. Şu an seviye 2'yim galiba anladığım kadarıyla. En sağ üst köşede yazan genelde seviye oluyor. 1'de öyleydi, 2'de öyle mi bilmiyorum. Muhtemelen aynı. Karşıma çıkan düşmanlar 3 veya 4 değilse işim çok kolay olmuyor. Evet, XP kazandım. Bir de FPS modu getirseler çok tatlı olurmuş ya, ben FPS'i arıyorum. Güzel aim. Medkit ve silah gibi şeyleri, silah diyorum, mermi gibi malzemeler genelde otomatik alır yerden. Bazı şeyler de sizin kendiniz almanız gerekmektedir. Özellikle zaten kocaman böyle parlar yukarıya doğru. Kendiniz almasını gerektirirler de. Bu taraftakiler, bunlar da düşman. Bir tane yeşeciyi kurtarmış olduk. Ses var, adam yok. Desene oradayım diye. Ben de seni arıyorum 2 saattir. Derinlik eksik sanki. Işıklandırma. Gölgelendirme. RTX destekliyor mu bilmiyorum. Destekliyorsa RTX'te iş yapar bu oyun. Oo. Ya bu konuda hala salak yapay zeka. Bomba bomba kaçın falan deyip kaçmaya çalışsalar daha iyi olurdu. Bunlar yol üstü düşmanları. 2-3 tane gezer. The Division 1'de şehir tam olarak yok olmamış düzeyde gözükürken, yani hala belli alanları koruma altına alıp daha çok koruma altına alabileceğimiz alanlar için koşuştururken, çatışırken, 2'de durum çok farklı. 2'yi direkt ele geçirmişler. Yani şehir bizim değil belli ki. Biz sadece ufacık bir bölgesinde, hatta son bizim base'imiz olan beyaz ev miydi? Ne, Türkçesi tam olarak bilmiyorum. White Home'da işte ele geçirmeden önce biz yetişiyoruz ve öyle devam ediyoruz. Lan gaz var arkanda, sana nasıl bir şey olmuyor arkadaşım? Bu gaz beyin yakar. Kafa yaptırır. Echo nearby. Echo mu? Nerede Echo? Buraya daha gidemiyorum. Seviye 4 ve 8 olduğunda gidebilirsin dedi. Nerede Echo var ya?
Ha burası. Echo denilen kısımda en son burada olan olayı canlandıran böyle hologramlarla hikaye dinleyebiliyorsunuz. Alan içinde olmanız gerekiyor tabi. Evet. Keleman kendi kendine konuşması. Akşama yemeğe geliyor musun falan. Ve çatışma an. Ha bunlar bizim. Evet ajan benim. Bunlar artık gönüllü yardımcı gibi bir şey mi oldular şu anda? Bizimle beraber gidiyorlar valla. Şöyle şeyler yapabiliyormuşuz. Bu eskiden var mıydı bilmiyorum. Benim içeri girmem lazım. Dostlar öbür taraftan gitti. Yine bir ajanı bulacakmışız. Herkes beni istiyor. Bir de Doge'da mı vardı? Çift Space. O hala mevcuttur inşallah. Deneyeceğim birazdan onu da. Burası da neresiymiş? Evet, Siyete bölümü. Siyete, Siyete. İçine gir diyor. Evet o benim. Daha yeni geldim. Namım benden önde yürüyor galiba. O kadın diğer ajan olan budur muhtemelen. Ha, ajan Kelso'yu arıyorsun daha yeni çıktı diyor. Oy ne biçim yaralanmış kadın ya. Ben de onunla gitmeliydim. Ama ben onu sadece yavaşlatmış olurdum. Dertli kadın. Biliyorum kendi problemlerin var ama. Ama bu lanet pislikler benim kızımı götürdü. Lütfen onu bana getir. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Eğer sen onu bana getirebilirsen, ben sana borçlu olurum. Ben ise her zaman borcumu öderim diyor. Çok klişe oldu bu ya. Yan görevim bana görevim arkadaşım. Ubisoft. Neredeymiş? Kızı ta orada mı? Kızla mı gideceğiz şimdi ya? Bakayım yan görev mi bu? Gerçi kocaman gözüküyor. Oo bu alanlar zehirlenmiş. Belli seviyelerde girebildiğiniz alanlar. Peki abi. Ana görevse vallahi vasat bir ana görev. Lan. Ben yanlış yere girmişim gibi bir isim var. Neyse şuradan inelim. En kolay yol bu olacak her zaman. Lan neden üstte? Şuraya gösteriyor ya saçma salak. Çıkışa gittim mi? Gittim. Evet, yol üstü ufak tefek problemler. Sen onunla adam vuramazsın zaten. Gel.
Her yerde var bunlar. Birde de var benzer karakter. Sürekli üzerinde koşan. Gıcıklar harbiden. Tam böyle boss'la kapışırken geliyorlar genelde. Oh shit. Çık, sen de canını aldı. Ah, kıyamam. Osursan ölecek. Yok, böyle olunca daha farklı. Evet, avuk çıktı, yeni silah. Bu silahların seviyesi hop takıldı. Yüksekse zaten kendinizi alıyorsunuz. Aynı anda modifiye de edebiliyorsunuz. Değilse artık şey yapabiliyorsunuz direkt. Mesela şuna tıklayalım. Buradan eklentilerini takabiliyorsunuz. Artık değiştirmişler buradaki menüyü. Öbüründe şöyle her birinde parçalar bölüm bölüm ayrılıyordu. Şu an hiçbir şeyim yok tabii, o sebepten ötürü bir şey yapamıyorum. Şuraya misal avuğu ekleyebilirim. Oo, seviye 2'ymiş bir de. 130-680. Bu RPM dedikleri kısım, yani diyelim belli bir saniyede veya belli bir dakikada ne kadar fazla mermi ateşleyebiliyor. Onun olayı, bizim M4 hala da 750 olarak daha iyi. Bu da her mag içinde reload'da 30 tane mermi barındırması. Bu da verdiği hasar seviyesi. Bu AUG'un hasar seviyesi güzel ama RPM'i fena değil. Evet, şimdi 2'de de o silahım var. Geçeyim hemen. Neden geçeyim? Ha, zaten ondaymışım. O yüzden geçemiyormuşum. Bir deneyelim AUG'u. PUBG'de fena değil AUG. Of. Bir de AUG 762 kullanıyordu yanılmıyorsam. O sebepten ötürü de hasarı daha fazladır M56'ya göre. RPM zaten çok çok düşük değil. Bunlar patlıyor mu ya? Patlayan malzemem aynen. Gel gel gel. Gel birazcık daha yanaşın ya. Patlatayım sizi. İyi misin? Canım çok hızlı toparlıyor ya. Eskiden bu kadar hızlı toparlamıyordu. Hasar aldım. Yerden fazla düştü benim canım. %40'larda falan kaldı. Çok hızlı topladı. Ya da o can değil de stamina gibi bir şey. Bizimkiler orada. Gel o zaman. Al, öldün bile. Boş yaptın, boşu boşuna. Attı lan. Atamadı sandım, attı. Çıkın lan. Seviye 2'ymiş. Bomba atacak. Attı bile. Çık 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 çık. Ha, bana gelmiyormuş aslında da bomba. Bir 4x falan lazım bunlara. Çık lan. Taramalıya geçti. Bunu durdurmam lazım. Eskiden alanı bayağı gözükürdü. Şu an çok gözükmüyor bomba alanı. Bu da iyi olmuş. Biraz zorluğu arttır. Eskiye nazaran. Hep siz mi bomba atacaksınız lan? Biraz da biz atalım. Abim. Ay, S'e basmışım. W'ye basacağım diye. Oo, benim can full gitmiş. Az önce yeleğim varmış galiba, ondan dolayımdır. Bir öldü. Şunlar patlıyor da kimse yok.
Yedek buldum galiba yeni. Bu otomatik makineyi bir de ben kullansam ya. Extended Mac lazım bize. Öyle mi dersin? Hadi kardeşim uzayın uzayın. Ne yapmam gerekiyor muydu? Gerekmiyor bence. Aç kapıyı. Yaparsam bilgi mi alıyorum acaba bu hatundan? Çok merak ettim şu an. Ha yok hepsini de gösteriyor ki. Tamam o zaman alın bakalım. Havaya uçtu. Bence birine bir işkence yapıp sorgulatmam mı gerekiyor acaba? Son bir tanesini bırakayım bari. Yaparım. Ay yukarıdaki destek niye geldi şimdi? Bir tanesine yapmam lazım derken sayılar. Oo bu birazcık kallaviymiş. Oh shit armorum gitti. Armor eklemişler galiba. Yenilik bu. Atma, atma grenade, atma. Dur sana yapayım. Hiç bok olmuyor bunları. Dur dodge'lama var. Shift space aynen. Tamam. Alt katta galiba. I just found an ammo stockpile. I'm gonna detonate it. Tamam. Minigun mı? Oo karşıdaymış. Bakayım şöyle bir durumu yoklamamız lazım. Buradan bombam uzanıyorsa. Geçmiş olsun adamım. Bir bombaya gitti lan yazıktır günahtır. Üzüldüm de şimdi haline biliyor musun? Kapılar açılmıyor mu ya? Pikniğe muhabbetini de getirmeleri gerekiyor bence. Ne oluyor? Sinir ettim galiba bunları. Evet asansöre girin diyor. Gidelim bakalım asansöre. Ne kızmış? Bir küçücük kız için bu kadar eziyet. Kapat kapat.
Gel gel gel. Bir dibimdeymiş benim zaten. Başka? Başka? Ay mermiler gitmedi. Tutturamadım eğimi. Alt kata mı gideceğim acep? Bu kutulardan işte özel bir şeyler çıkabiliyor. Bak oy 500 bir scar çıktı. Ay maşallah. Bizim silahlar sadece 200-300 falan mı veriyordu hasarı? 130-500 diyor. Ama bunlar en azından ilk oyununda sniper niyetine gidiyordu. Misal şunu neyle değiştik bakalım. Bunun yerine seni seçelim o zaman. Tamam, böylece Scar'ı da denemiş oluruz. Maske gelmiş daha iyisi. Bunu da seçebiliriz buradan. Ünlem işareti olanlar zaten yeni bir şeyler bulduğumuz anlamına geliyor. Boşuna satın almışım gibi hissediyorum birçok şeyi. Deneyimli ajan kutusu. Aa, biz hiç E denemedik. Torat atalım ya. Tak 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 diye kullanılıyordu bu scarlar. Burada da öyleymiş. Ama sağlam hasar veriyor. İlk oyunda da sniper'da hala benim scar'ım vardır. Daha seviye 10'um gerçi de. 1600 falan damage veriyordu orada tabi. Yine eldiven bulduk. Eldiveni de şuradan hemencik takalım. Daha iyisini. Şöyle bir boss fight'lık bir şey gelirse bir turret atsam denesem. Ay gaz gaz. Kafa bulmaya başladık. Aç kapıyı aç. Hayda öleceğim lan. Etkisi geçti galiba. Etkisi geçmeden de kapıyı açamıyor. Bu saçma işte. Kaçmak için, hayata tutunmak için direkt gidersin be. Yalnız sağda solda kutular bulmayı daha da zorlaştırmışlar. Çok karmaşık olmuş harita. Hayda, bir tane anahtar diyor. Neyse biz bir tırmanalım. Ben bunu çalıştıracağım falan zannettim ya. Geldi bizim ajan. Ben hazırım valla. Nerede elemanlar? Shift'e basmanıza gerek yok koşarken bu arada. Basılı tut muhabbeti yok. Şöyle atıyorum turret'i. Kendisi yapışıyor bir yerlere. Ve düşman gördüğü anda. Ha, E ile artık işaret bırakıyormuşuz. Başka bir anlamı yokmuş. Turret iş yapıyor. Vur vur anam vur. O da drone atmış. Vay helalsin. Bomba nereye atıldı acaba? Orada kafa yok mu ya?
Evet, turret'im yükleniyor şu anda. Hemencik bir tane daha turret çıkaramıyorsunuz. Bombacı mülayim buymuş. Hadi bombanla beraber GG. Boss fari bunlar. Daha da çıkın. Oy 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 oy, armorum parçalandı. Bomba da geldi sağıma. Oo, baba gelmiş baba. O zaman size bir sürprizim var. Hop. Şu bombacılar hiç sevmiyorum. Tamam. Haa, bir şey kalmadı sende kardeşim. Öyle artistik yapmana gerek yok yani. Bir cover alsam işim bitti. Oo, silahlar silahlar. Bitti patron, bu kadar. Kız nerede peki? Kızı kurtardık mı? Herhalde bir yerde cover'da yatıyordur diye düşünüyorum kızla. Loot'um geldi. Lan vursana şu salağa ya. Bundan dolayı bitmedi hala. Turret'im hala yüklenmedi. Sanki eskiden daha hızlı yükleniyordu ilk oyunda. Nerede kız? Ha, buradaymış. Annen gönderdi seni, Eleanor. İyi misin? Yaralı mısın? Sen de kimsin? Oyunculuğun fena. Şoktaymış. Peki. Pekisi. Baya 40 dakika oldu ya. Oyun güzel. Gerçekten oynatıyor. Biz yayında oynadığımız zaman 4-5 saatin nasıl geçtiğini anlamamıştık. Gerçekten de bu yönüyle takdir etmek gerekiyor Ubisoft'u. The Division de öyle, 2 de öyle. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Yani eğlendiriyor eyvallah ama bir anısı kalmıyor sadece. Öyle zamanı öldürmek için birebir oyun gibi algılayabilirsiniz. Öyle bir yapım. Ama aklına kalıyor mu ne bileyim yani, oynamış oluyorsun. Sanki boşa oynamış gibi de hissetmiyor değilsin bazen yani. Aa, evet. Direkt annesiyle mi görüşeceğiz? Yoksa bayağı yürüyeceğim mi? Bu arada hızlı gidip gelme muhabbeti de var. Düşmanlar illaki karşımıza çıkacaktır. O yüzden ben şuna geçeyim. Standart benim tahminim. Evet, şuradan gözüktüler zaten. Tahmin ettiğim gibi olmuş. Kapıyı patlatmam gerekiyormuş. Hasar alıyor zaten kapı gördüğünüz gibi. Başka adam yok mu? Daha fazla insan gönderemediniz mi ya? Kurtular. Ben kaçmaya çalışıyorum şu an zaten. I'll patch her in. Odessa? Kelso has some news for you. We got Eleanor. Evet. Annesine haber verdik. İlk görev böylece tamamlanmış oldu. İyi mi? Evet iyi. Merak etme. Eve getiriyorum onu. Peki abisi. Artı %10 puan sağlık için çıktı şu anda. Böyle böyle devam ediyor. Mantığı bu şekilde artık. Burada videoyu sonlandırayım. 30 dakika dedim ama 45'i gördüm şu anda. Güzel, keyifli bir oyun. Açıkçası almak isteyeni eğlendiren ama co-op gidiyorsanız daha çok eğlenebileceğiniz tarzda bir oyun. Tek başınıza gitmektense. Onu da tavsiye ederim. Arkadaşlarınız varsa beraber oynayacaksanız gayet güzeldir. Silahları özellikle modifiye ettikçe bayağı bir tatlı oluyorlar. Sekmeler de azalıyor. Vesaire vesaire. 630 bunun ikisi de seviye 2 ama 48 H dediği, acaba 48 saatlik geçici süreli bir çanta mı bunlar?
Ben geçici süre bir şey için mi para verdim acaba? Seviye 3'e geçsin. Evet. Artık bu videoyu sonlandırabilirim. Kendinize iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşene dek diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.